İşte şu ortamda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremdeki gibi olmuyor maalesef. O kadar basit olmuyor. Tabii ki depremdeki arama kurtarma çalışmaları da basit değil. Hani yanlış anlaşılmasın ama bu gerçekten çok daha zor şartlarda yapılan bir arama kurtarma çalışması. Onu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi CHP'li milletvekili bir tweet paylaşmıştı. O tweeti neydi? Mehmet Bekeroğlu şu görseli koydu tweetine. Bu da Artvin Çoruh Üniversitesi. Allah göstermesin ama ya Çoruh Nehri üzerindeki inci gerdanlıklar patlarsa ne olacak diye sordu. Yani bölgede Karadeniz'de tehlike geçmiş değil, geçmeyecekti. Ve biz işte yapılaşmayı bu nehirlerin dere yataklarının kenarına yaptığımız müddetçe, oraları boşaltmadığımız müddetçe tehlike geçmeyecek ve bakın bilim insanları şu anda bilime aykırı davranıyorlar. Bu üniversitede görev yapan bilim insanları bilime akla aykırı hareket ediyorlar. Çünkü yaşadıkları yer çok akılcıl bir yer maalesef değil. Peki ihmallerle devam edelim yine. İhmallerimiz neler? Onları görmemiz lazım. Şeynaz gösterelim videomuzu. İşte bakınız. Burası taşkının olduğu yer. Normalde Bozkurt. Bozkurt'ta, Bozkurt ilçesinde, Kastamonu'da taşkının olduğu yer. Normalde genişliğinin 400 metre olması gerekiyordu. Biz ne yapmışız? Biz, hayır, o suyu 15 metreye hapsetmişiz. 15 metreye hapsederseniz işte doğa da su da yolunu bulup akmayı sürdürüyor. Akarken de böyle hasarlar veriyor size. Bu şekilde canımızı yakıyor. Ve başka biri daha var. En az diğer volu da verelim. Evet, yine bu sefer Sinop'ta. Sinop'ta Babaçay Köyü. 37 yıl önce yine bir afet olmuştu orada. 37 yıl önce afette yapılan evler, afet evleri işte bu afetle yerle bir oldu. Köprü gitti. Köprü gitti, köprü. Herkes met ediyor. Hes, hes, hes. Bu HES'te bu olacak iş mi ya? Sen gelmişsin buraya, onu yapıyorsun. Böyle bir şey mi olur ya? Sayın Bakanımız çıkmış, efendim neymiş? Yağmur suyu ne olmuş? Yağmur suyu buraya kadar mı geldi? Bütün belediye başkanları istifa, hepsi istifa etsin. Kimse görevini yapamıyor. Felaket nasıl göz göre göre geldi? İddiaya göre cevabı büyük bir ihmaller zinciri. Bölgeye yapılan HES sonrasında dere yatağının genişliğinin düşürülmesi, dere yatağına yapılan yerleşim yerleri, temeli olmayan binalar, hepsi üst üste geldi. Bu dere yatağı aslında daha dardı. Selin kuvvetiyle beraber dere yatağı kendine yeni bir yol yapmak için genişledi. Ve etrafına hemen yakınına kurulan evler de bu ihmaller sıralamasıyla zarar görmüş oldu. Yukarıda HES var. Biz bunu söyledik zamanında 10 yıl önce. Biz buraya kurulmasın bu. Devletler devletin yararına faydalı bir şey. Her yeri imsillak ettiler. Araziler mahvoldu. Doğa şekli bozuldu. Biz HES'te çalıştık zamanında. Hiç doğru dürüst bir yanı yoktu zaten. Hep su kaçakları vardı. Biz söylememize rağmen yama yapıyorlar. Biz 1,5 yıl, 2 yıl falan çalıştım inşaatlıken. Onaylanmayacak projeleri onayladılar zamanında. Biz arazide HES'lerin patladığı zaman, boruları su kaçırdığı zaman CİMER'e şikayet ediyoruz. Geliyorlar, burada 2 senede sonuç alamıyoruz. Hala patlak boruları vardı. Arazilerimiz köyde su içindeydi. Biz 2 senede sesimizi duyuramadık. Sel felaketi sonrası gözlerin çevrildiği tartışmaların odağındaki hidroelektrik santrali için hem şirketten hem de devlet su işlerinden açıklama geldi. Barajlı ya da depolamalı bir yapı olmadığı için açılabilecek ve aniden patlayabilecek bir kapağın olmadığı vurgulandı. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Herhangi bir risk teşkil etmiyor. Yıkılan beton bloklar vardı. Regülatörden santrale suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla birlikte yıkıldığını gördük. Bu şeyde hiçbir alakası yok. Ama 400 metre genişliğindeki dere yatağı 15 metreye düşürüldü ve imara açıldı. Üzerine temelsiz binalar dikildi ve doğa kendisinden alınanı tekrar geri aldı. Bozkurt'ta zaten en büyük mesele de bu. Dere yatağına kumla doldurulmuş alanlara yapılan bu evlerin yıkılmaya yüz tutması ve tehlikenin boyutunun bu evler yüzünden artması. Şu anda Ayancık'tayız. Dereye doğru doldurulmuş ve dere normalde baktığınızda artık eski normal seviyesine geliyor. Çünkü bu açıklığın 120 metre olması gerekiyor. 120 metre değil de 50-60 metreye dereyi düşürdüğünüz zaman olan bu.
Sel sırasında 47 evin yıkıldığı ve çok sayıda evin de hasar gördüğü Sinop Ayancağ'a bağlı Babaçay köyünde yaşanan felaketin nedeni ise bir başka ihmal. Babaçay'da 37 yıl önce de sel felaketi yaşanmıştı. Çok sayıda ev yıkıldı. Yani zaten biliniyordu bölgenin sel riski taşıdığı. Buna rağmen yıkılan evlerin yerine depreme dayanıklı afet evleri inşa edildi. Görünüşe göre yaşanabilecek yeni bir sel felaketi hesaba katılmamıştı. Bu dere bu kadar geniş değildi. Yani bu sel de genişledi. Köprünün yarısı gitti. Yani kaybımız 20-25 kişi, 30 kişi neredeyse. Yani.